madem Mehdi gelmiş diyor, onun üstüne bir melek insin, görelim diyor. Cenab-ı Allah da bak ayette Cübbeli'ye cevap veriyor. Söyle ayeti. Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı. Mahvederdim diyor Allah öyle bir şey olsaydı. Demek ki melek görünmeden iniyor. Evet. Melekler aleminde, cin aleminde görünür tarzı oluyor. İnşallah. İnşallah. Hocam biraz evvel söylediğinizle ilgili ayeti okuyorum. Evet okum. Tövbe suresi 14, şeytandan Allah'a sığınırım. Münafıklardan bahsediyor. Onlarla çarpışınız, Allah onları sizin ellerinizle azaplandırsın, hor ve aşağılık kılsın. Bak aşağılamak ibadet demek ki münafıklara. İnşallah. Onun için orada kardeşlerimizin gönlü rahat olsun. Şeytanı Allah'a sığınırım. Adnen cennetleri onlarındır ki Rahman olan Allah onu kendi kullarına gaybtan vaat etmiştir. Yani gaybtan görünmez olarak vaat etmiştir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Allah her vaadini yerine getiriyor. Mehdi vaat ettiğinde getiriyor. İsa Mesih vaat ettiğinde getiriyor. Kıyameti vaat ettiğinde getiriyor. Adnen cennetleri de Allah'ın vaadidir. Onu da göreceksiniz diyor Cenab-ı Allah. Orada boş bir söz işitmezler. Sadece selam işitirler. Sabah akşam onların rızıkları orada bulunmaktadır. Yiyecek, her türlü yiyecek var inşallah. O cennet biz kullarımızdan takva sahibi olanları ona varisçi kılacağız. Allah onlara, Müslümanlara vereceğim diyor cenneti. Biz elçiler ancak Rabbinizin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan her şey O'nundur. Cenab-ı Allah'ındır. Senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir. Taha suresi 123. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Yani bir Mehdi. Kim benim hidayetime uyarsa, yani Mehdi'me uyarsa, artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Ebced'i 1982 yılını veriyor. Maşallah. İnşallah. Yani hidayet, tabi Allah hidayetini Mehdi'leri vesilesiyle yapıyor. Peygamberlerinde diyor. İnşallah. Hidayet Allah'tandır. Doğrudan Allah'a aittir. Mehdi vesiledir. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, Allah'ı anmazsa, Kur'an'a tabi olmazsa, Darwinizm, materyalizme inanırsa, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır, ekonomik kriz vardır diyor Cenab-ı Allah. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz, görmez olarak haşredeceğiz diyor. Madem gözü Allah yaratmadığına inanıyor, değil mi? Madem göz tesadüfen meydana geldiğine inanıyor, Allah tesadüfe meydana gelmiş göz, öyle olmaz, böyle olur diyor yani Cenab-ı Allah. Ve kör olarak haşrediyor Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Yani onu anlaması için tabii ki tesadüf, hiçbir şeyde tesadüf olmaz. İnşallah. O da şöyle demiş olur. Ben görmekte olan biriyken beni niye kör olarak haşrettin Rabbim? E sen demiyor muydun tesadüfen oldu diye? Değil mi? E tesadüfen olan gözü öyle olur işte. Niye görsün tesadüfen gören göz? Niye irise tam ilgili yere görüntüyü düşürsün? Ve niye sinir alıp onun beyinde görme merkezine getirsin? Ters olan görüntüyü niye düze dönsün? Değil mi? Evet. Beyninde ters görse o da işine gelmez. Normalde ters düşüyor beyine görüntü. Gözde irise düşen görüntü ters. Onu Allah düzeltiyor. O görüntüyü düz hale getiriyor. İrise düşen görüntü bulanık. Çok bulanık. Göz sıvısı bulanıktır. Yani koyun kesenler falan görürler koyun gözünü. İnşallah. Bulanıktır göz sıvısı. Ama ne kadar net bak şu anki görüntü. Değil mi? Televizyonda seyreden kardeşlerimiz beynin içindeki görüntüyü seyrediyorlar. Enfal suresi 62. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah hitap ediyor. Onlar seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. O senin yardımıyla ve müminlerle destekledi. Ahir zamanda Mehdi'yi de aldatmak isteyecek bazı üç kağıtçılar, değil mi? Oyun oynamaya kalkacaklar. Cenab-ı Allah bu ayette Mehdi'ye de işaret etmiş oluyor. Bak diyor, seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. Sana hiçbir zarar veremezler. O senin yardımıyla ve müminlerle destekledi. İnşallah. Yani Allah'ın yardımı ve müminlerle nedir? Mehdi'nin yardımcıları, talebeleri, salih, samimi Müslümanlar inşallah. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü o üstün, güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Hakikaten bir insan topluluğunu arkadaş yapmak, kardeş yapmak adeta imkansız da çok zordur. Yani özellikle devrimizde, zamanımızda.
Değil mi? Ölümüne kardeş olması, malın mülkünü Allah için tamamını vermesi, gençliğini vermesi, hayatını vermesi çok çok güçtür. Ancak belirli menfaatler olursa, belirli çıkar olursa, belirli süre için bir kısım insana fedakarlık yapabiliyor ama ölümüne azimli ve kararlı olarak bütün hayatını vererek, bütün malını mülkünü vererek İslam'a hizmet eden insan çok nadir olur. Evet. Burada yine peygamber sahabelere işaret eden ayet sahabeleri anlatıyor ama aynı zamanda Mehdi talebelerini anlatıyor. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Allah Mehdi talebelerinin kalplerini uzlaştırdı. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile, yani istediğin kadar para ver, istediğin kadar imkan ver, araba ver, ev ver, onların kalplerini uzlaştıramazdın. Kıskanır, haset ederler, kavga ederler. Birbirlerinden dost olmazlar. Ama Allah aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü o üstün ve güçlü olanların hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber, sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. Ahir zamana bakan yönüne de ey Mehdi, sana ve seni izleyen talebelerine, mümin talebelerine Allah yeter. Yani Deccal saldırsın, yobazlar saldırsın, münafıklar saldırsın, tuğyan delalet saldırsın, darwinistler, materyalistler, komünistler, PKK saldırsın. Hiçbir şey yapamazlar diyor Cenab-ı Allah. Size Allah yeter diyor inşallah. Ey peygamber, müminleri cehde hazırlayıp teşvik et. Yani Allah yolunda mücadeleye, tebliğe, dini yaymaya hazırlayıp teşvik et. Aslımıza bakan yönüyle bakarsak, ey Mehdi, talebelerini cehde hazırlayıp teşvik et. Onları darwinizmi, materyalizmi yenecek şekilde, dinsizliği ve ateizmi yenecek şekilde eğit, eğitilmelerini sağla, yönlendir. Her türlü çağın teknolojisinin imkanını kullan ve İslam'ı dünyaya yay. O anlama gelir. Eğer içinizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup edebilirler. Mehdi talebelerinin özelliği ne? Az olmaları. Sahabelerin özelliği neydi? 313 kişiydi Ehl-i Bedir'in sayısı, değil mi? Mehdi talebelerinin sayısı kaç tane? 313. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl söylüyor? Vahiy ile söylüyor. Vahiy ona kim bildiriyor? Cibril. Cibril'e kim bildiriyor? Allah. Değil İnşallah. Mi? İnşallah bak. Eğer içinizde sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup edebilirler. Mehdi talebeleri de çok küçük bir toplulukla dev dünyayı, dünyadaki ateist, darwinist, materyalist sistemi yerle bir ediyorlar inşallah. İsa Mesih'in talebeleri de öyle. 1400 kişidir İsa Aleyhisselam'ın talebeleri de. Yerle bir ediyorlar. Bak 1400 kişiyle bütün dünyayı dize getiriyorlar Allah'ın izniyle. Maşallah. Ve eğer içinizden 100 sabırlı kişi bulursa kafirlerden 1000'ini yener. Yani kalitenin önemine Cenab-ı Allah dikkat çekiyor. Yani sayı önemli değildir. Kalite önemlidir. Yani kemiyet değil, keyfiyet önemlidir. Bu anlama geliyor. Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur. Yani cahil, bilgisiz, bilime kapalı, düşünceye kapalı, araştırmayan, soruşturmayan bir topluluktur diyor Cenab-ı Allah. Sebe suresi 46. De ki size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz. Bak ikişer ikişer, burada yine ikiye dikkat çekiliyor, bak ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz. Demek ki düşünme çok önemli. Derin düşünecek Müslüman. Sizin sahibiniz de hiçbir delilik yoktur. Peygamber Efendimiz'e o devirde deli diyorlar, haşa. Cenab-ı Allah da onlara cevap veriyor. Sizin sahibiniz hiçbir delilik yoktur. İnşallah. Ahir zamana bakan yönüyle ne anlarız? Sahibi zamanda, sahibi zaman Mehdi'nin biliyorsunuz lakabıdır. Sahibi zamanda hiçbir delilik yoktur. Bu anlama gelir inşallah, yoktur. O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Bak o yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Yani Allah'ın intikamına karşı insanları uyarıyor. Kıyamete karşı uyarıyor. Cehenneme karşı uyarıyor. 46. madde yani şeyde de biliyorsunuz 46 raporu veriliyor. Meşhurdur 46. Evet. Akıl hastası deniyor 46'lıkta. Bana da o zaman 46 rapor vermişlerdi. Şeyde cezaevindeyken. Evet hocam.
46. madde 46 raporu ama yıllarca öyle deli damgası üstümde kalmıştı. Askeri hastane ruhen ve bedenen tam sağlıklıdır diye rapor verdikten sonra o sözden de kurtulduk. İnşallah. Zümer suresi 22 çıktı, şimdi açtım. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Kimin göğsünü İslam'a açmışsa, ona hidayet vermişse, artık o Rabbinden bir nur üzerinedir. Öyle değil mi diyor Allah? Şeddesiz 1990, şeddeli 2022. Berkerim. Maşallah hocam. Mehdiyetin devrimi veriyor. Bak, Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa artık o Rabbinden bir nur üzerindedir. Öyle değil mi diyor Allah? ...27. ayette... Zümer suresi, Allah yemin ediyor, andolsun diyor, biz bu Kur'an'da,